Dünya piyasalarındaki doların temel artışı bence benim gözlemlediğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla dünyadaki ticaretin %60'ının dolarla dönmesi. O yüzden dolar 7.5'tan 7.600'e çıktı. Bu da aslında baktığımız zaman ekonomimizin tam anlamıyla rayına oturmadığını gösteriyor. Dolar ben kademeli olarak 7.60, 7.70, 7.80, 8 civarlarına kadar, yıl sonuna kadar bu gidişatta olacağını düşünüyorum. Altınla ilgili genel görüşüm de şu anda bir aylık süreçte, yani Ekim ayı için, zaten Eylül'ün sonuna geldik. Eylül ayının sonu ve Ekim ayı içinde yatay seviyelerde gideceğini düşünüyorum. Yani bu ne demek? 450 bandında 22 ayar gidecek. 470-480 bandında 24 ayar gidecek. Ama Kasım ayında, ne zaman ki Amerika'da seçimler olacak ilk haftasında, 3 Kasım'da olması lazım. 3 Kasım'da Amerika'da seçim olduğu zaman da bununla beraber dünyadaki koronavirüsle ilgili vakaların artmasının da etkisiyle ve çözümsel anlamda en erken ayın 2020'nin Nisan ayına verilmesinden dolayı, aşı uygulamasının en erken 2020 tarihinde verilmesinden dolayı altının 2020'yi daha önceden de söylediğim gibi 500'de kapatacağını düşünüyorum. Fındığımızı inşallah insanlar sattıkları zaman satmalarını da şöyle tavsiye ederim. Şu anda altın gibi bir fındık da ivme kazandı. 20-21'den başladı. Şu anda 22 civarlarında gidiyor. Vatandaşlarımız eğer genel manada çıkacağına dair bir beklenti var. 22'nin değil de 23-24-25 civarlarında fındığı verdikleri zaman da ve eline o TL olarak paraları geçtikleri anda hiç düşünmeden altına kesinlikle yatırsınlar. Çünkü paralarının değerlerini koruyabilecekleri başka bir mekanizma yok. Altın her zaman da ak akçe kara. Ama kesinlikle kenara koysunlar. Bu şekilde yaparlarsa her zaman önlerini daha net görebilirler. Ne zaman ki koronavirüsle ilgili gerçek manada dünyayı etkileyecek bir aşı bulunduğu zaman da ufak bir gerileme yapıp tekrar çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada artık insanlar her şeye hazırlıklı olmalılar. Ben dünyanın artık rahat bir şekilde gideceğini düşünmüyorum. O yüzden zorlu dönemler hep devam edecektir. Bilim adamları da bunu söylüyor. Bu yüzden herkese her zaman söylediğimiz mottoyu tekrar etmek istiyorum. Altın alın, altında kalın ve bu şekilde tasarrufunuzu yapın diyorum. Yine söylüyorum, gücünüz neye yetiyorsa onu alın. Yani belki bütçeniz yarım gram almaya yetebilir, bir gram almaya yetebilir. Külçeyi ondan sonra ata lirası almaya yetebilir, çeyrek lira almaya yetebilir, bilezik almaya yetebilir ama ne olursa olsun alın ve kenara koyun.